Şimdi daha genel bir soru çözeceğiz. Daha çok aslında bir vurulmanın nasıl seçilir? Sizin hem projenizde hem de final sınavınızda hani karşınıza çıkacak bir tür soru olacak. O yüzden bu soruyu iyi anlamanız daha önemli. Şurada soruyu açalım şimdi. Şu gördüğünüz büyük silindirler dişli çarklar aslında. Onu bir sonraki konuda göreceğiz. Dişli çarkların şaft üzerindeki hali. Ve bu şaft şuradaki mil iki tane yatakla yataklanmış bakın. Bu yatakları siz destek noktaları olarak biliyorsunuz. Ama bunların içinde işte şurada mesela rulmanlarımız var. O rulmanlı yatak diyoruz o yüzden bunları. Soru onu istiyor. Bilyalı rulman kullanmak istiyor. O ve B'de bakın. Öyle bir soru. Ve şaftımız bizim belki şundan ya da şundan işte bir motorla güç geliyor bu dişli çarka. Dişli çark o gücü bu şafta aktarıyor. 1200 RPM'de dönüyormuş bu. Single row angular contact bilyalı rulman kullanmak istiyoruz. B ve O'daki her bir rulman için %95 güvenirlik var. %95 güvenirlik dediği an hemen kafanızda canlanacak şey şu Weibull Distribution'ı formülü kullanmak. 11.7 yani. Çünkü %90'dan büyük. Bu aklınızda gelsin. Onu kullanacaksınız. Ömür de 15.000 saat hedeflenmiş. Saat verdiği için el yazısıyla olan LD olarak veriliyor. Buna da reliability her bir rulman için geçerli reliability. Şu şaftaki şeyi de dönüş miktarına da ND diyelim. Hedefte bakın O ile B'de aynı rulmanı kullanmak var. Yani bir tanesini de kullandığımız diğerini de kullanacağız. O yüzden rulman seçimi yapmamızı istiyor bizim. Seçimi yapmak için C10 sayısını hesaplayın demiş. Dış bilezik sabit. Yani inner rotation var. O yüzden V'ye bakacağız. V ifadesini söylüyor bu. Hemen V'ye bakalım ne diyordu. Dış bilezik sabitse iç bilezik dönüyordur. V eşit 1 olacak. Bunu da buraya yazalım. Şöyle. Inner ring rotates. V eşit 1. AF'yi 1.2 vermiş. Önce bir şu A şıkkını yapalım. Şu FC ile FA'ya bakarsanız bunların yükleri altında B ve O'ya gelen yüklemeleri belirlememiz lazım önce. Aslında dikkat edersiniz B ve O da şu X ekseninden büyük olmadığı için eksenel bir yükleme yok. Sadece FC ve FA'dan dolayı tepki olarak dik yükler gelecek radyallı olarak. Yani tek bir yük var. Tek yönde bir yük var. O yüzden direkt tek yöndeki yük formülasyonu kullanabiliriz. Yani eşlenik bulmamıza gerek kalmayacak. Şuna gerek kalmayacak. A şıkkı için. B şıkkında da bir de eksenel yük olsaydı diyor. O zaman işte eşlenik kuvvet bulmak zorunda kalacağız. B şıkkında da ona geçeceğiz. O yüzden. Şimdi önce A şıkkında sadece tek bu problem varken kullanalım. C10 değerlerini de LR eşit 10 üzeri 6 olarak vermiş. Ve Weibull parametre içinde şunu kullanılıyor. Bakın direkt burada tablosunu vermiş. Şuraya aşağıya A şıkkı yazacağım önce. A şıkkı. Tabii burada önce yapmam gereken aslında bir serbest cisim diyagramı çizip bu kuvvetlerin rulmanlar üzerindeki etkisini bulmak. Çünkü benim rulman tasarlamam gerekiyor ya da rulman seçmem gerekiyor. O yüzden rulman üzerindeki kuvvete ihtiyacım var. Normalde burayı çizmem lazım serbest cisim diyagramı ama yerden kazanmak için hemen şunun üzerine çizeceğim size göstermek adına. Şu 600 Newton'la FC'yi önce bir bileşenlerine ayıracağım. 600 Newton'u bir bileşenlerine ayıralım. Şöyle ve şöyle iki tane bileşeni var. Yani bu aslında şu dik eksen y ekseni, şu da z ekseni şuradaki. Yani FAY bu 600 cos 20. FAY 600 vermiş çünkü. Bir de şurada FAZ var. O da 600 sin 20. Ama FAX yok. X yönde bir bileşen yok bunun. Aynı şey FC için de geçerli. Yani onun da şöyle bir bileşeni var. FC ve cos 20 yazabilirim. Bir de dik şöyle bir bileşeni var. FC sin 20. Yani bu aslında FCZ oluyor. Şurada FCY oluyor. Bunun da X ekseninde bir etkisi yok. Dolayısıyla bunları kullanarak ben şimdi işlemler yapacağım. Öncelikle 6 tane denge denklem var. Onları yazacağım ama momentlerden gitmem biraz işimi kolaylaştıracak. O yüzden önce mesela X ekseni etrafındaki momente bakacağım. X ekseni şaftın ekseni olduğu için bu bir tork veriyor bize. Şöyle yapalım. Toplam tork X eşit 0 ve şu bizim X eksenimiz 80 etrafına dönüşe pozitif gelmiş. Buradan bakarsanız hangi değerlerimiz var? Ben direkt hatta FA'ya yazmayayım da şey yazayım. İşlemim azalsın. Cos 20. Bununla nereyi çarpacağız? Şu gear'ın yarı çapını çarpacağız değil mi? 25. Bu arada 25 bizim milimetre sorun değil. Öteki de milimetre olacağı için kurtarır. Tamam. Peki artı mı eksi mi? Şöyle yapalım. X'in şu yönü diyelim. Daha iyi anlaşılır. Bunun tam tersi değil mi? O yüzden X'i bu aslında. Pozitif. Tamam. FC cos 20. Peki neden FC mesela sin 20'yi koymadım? Aslında şunla şu arkadaşlar bakın. Burada da FAZ'yi de koymadım.
Sebebi şu. Yani bu A noktası tam aslında şu eksenden geçiyor. Burada da şu C noktası tam şöyle dik. O yüzden burada FC sin 20'nin bir x yönünde momenti yok. Burada da FAZ'nin bir x yönünde momenti yok. Direkt çünkü x ekseni dik bu aslında. Onları koymuyorum buraya. Buradan direkt FC'yi bulabilirim ben. FC 1500 çıkmış. Şimdi bir de toplam moment o Z yazacağım. Z ekseni etrafında yani şöyle Z ekseni. Şöyle pozitif olsun. FAY oluyor değil mi? Evet. 600 cos 20. Bu Z'yi döndürecek. Dolayısıyla Z'ye kadar olan mesafe 40. Bunu alacağım. Eksi FC sin 20 çarpı bu sefer de ne oluyor? 40, 35, 22 buçuk hepsini alacağız. 40 artı 35 artı 22 buçuk. Başka var mı şey? Burada bir tepki var değil mi? O önemli burada. Yani aslında serbest cisim diyagramı çizmek lazım. Şurada aslında bir bunun tepkisi var. Şöyle bir tepkisi var. İyi düşünebiliriz. Yani RBY diyelim buna. Böyle RBZ diyelim. Aynı şekilde O'da da var bunlar. VOY, VOZ. Şunlar da dursun şurada da. Siz böyle şekil üzerine çizmeyin arkadaşlar. Baştan serbest cisim diyagramı çizin. En doğrusu o. Bir de bakın RBY'nin yine Z ekseni etrafına döndüreceği için ve bu çizdiğim yöne göre pozitif. RBY çarpı 40 artı 35'lik bir bileşeni oluyor. Buradan tek bilinmeyen RB'ye bakın. Bu eşit 0 bu arada. RB'ye eşittir. 366,2 Newton. Devam edersek ve toplam moment OY'ye bakalım. Y de yukarı doğru. Yani şöyle pozitif. FAZ 600 sin 20 çarpı 40 bu pozitif. RBZ çarpı 75 pozitif. Onu da pozitif aldığımız için pozitif oldu. FC cos 20 negatif olacak. O da çarpı Evet. 75 artı Aynen. 22 FC'yi de 1500 bulmuşum. O yüzden direkt 1500 yazdım buraya. Cos 20 çarpı 97,5 eşit 0. Şimdi buradan RBZ'yi çekersek RBZ eşittir 1723 gelmiş. Bana ya B ya da O üzerindeki şeyler lazım, kuvvetler. B'dekileri buldum. Gayet güzel. Bu RBZ ile RBY'yi birleştirerek aslında üzerindeki, bakın şu RBZ de bu arada, RBY de şurada rulman düşünürseniz rulmana radyal yönde, yani rulmanın kendi içerisine doğru kuvvetler. Dolayısıyla bunun bileşke sınavı bir tane radyal kuvvet bulmuş olacak. Yani şu ve şunu alırsam RB'yi bulurum bileşke olarak. O da işte bunların kare köklerinden 366,2'nin karesi artı 1723 karesi eşittir 1761,5 Newton. Bu elimde bir dursun. Bana bir de O'dakiler lazım. Çünkü O'da da bir rulman var. İki rulmana da bakmam gerekiyor. Onları da bulmam için toplam FY'ye geçeceğim. Toplam FY eşit 0. Yukarı doğru pozitif. Buna bakalım. FAY yani 600 cos 20. Şurada FC sin 20 var. Eksi 1500 sin 20. Bir de şurada RBY var bakın. RBY'yi buldum. 366,2. Direkt onu yazabilirim. Artı 366,2. Bir de ROY olacak. ROY'yi de pozitif almışım. Artı ROY. Buradan ROY eşittir. Eksi 417 Newton çıkmış. Eksi çıktığına göre şuradaki yönün ters olması lazım. Böyle dursun ama sorun değil. Bir de FC'lere bakalım. Toplam FC eşit 0. Şu yön pozitif olacak. FC yönünde de şuradan bakarsak FAZ eksi Z yönünde bakın. Eksi 600 sin 20 artı 1500 cos 20. FC'yi 1500 bulduk. Ve RBZ var. RBZ'yi aslında ben ters bulmuşum. Şurada RBZ eksi çıkması lazım. Şöyle. Yani RBZ aslında sola doğru şöyle. Ama mühim değil. Burada direkt kendi değerini yazabiliyorum. Yani eksi 1723 yazıyorum. Bir de ROZ var. ROZ'yi de bu tarafa vermişim. Eksi ROZ alalım o zaman. Sıfırsa buradan ROZ'yi eşittir. Eksi 518,6 bulmuşuz. Eğer eksi ise demektir ki bu ters yönde olacak yani. Yönü bu tarafa doğru aslında. Şu an bu problem değil. Böyle kalabilir. İşte burada da yapacağım. Şu ikisinden yine toplam RO'yu bulmak. RO 417'nin karesi artı 518,6'nın karesi. Direkt artılarla yazdım. Kare olunca zaten ikisi pozitif oluyor. Buradan toplamda 665,5 Newton gelmiş. Yani burada ROZ ile ROY'ye eksi olduğu için yukarıdan ROZ ile eksi olduğu için bu tarafa doğru. Şöyle bileşkenin radyal yönde rulman üzerine bileşkeleri var. O yüzden yine bileşkelerini aldım diyorum. 665,5 Newton olarak. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar bize şimdi O ve B'de aynı rulman kullanacağı için çok önemli burası.
herhangi bir tanesini seçmem yeterli. Rulman seçiminde rulmanlar üzerindeki kuvvetleri belirleyin. Hangisi yüksekse ona göre seçim yaparsanız ikisi için de aynı rulmanı kullanabilirsiniz. O yüzden burada ikisini karşılaştırdım. RB büyük RO. B is critical diyebiliriz. O zaman design for B. Bakın bu rulmanlar için geçerli. Bunu şeyle karıştırmayın. Çok öğrenci karıştırıyor bunu. Shaft üzerinde konu 5'e dönersek mesela statik yükleme altında ya da konu 6'da yorulma için shaft üzerindeki maksimum momentin olduğu yeri buluyor hatırlıyorsanız kritik noktalara. O shaft tasarımı için geçerli. Şu içerideki silindirik kısmın tasarımı için. Bunun üzerindeki maksimum yükleme neredeyse onu buluyorduk. O noktaya göre tasarımı yapıyorduk. Zaten o noktada güvenliyse her yerde güvenlidir diyor. Şimdi shaft'tan dışarı çıktık biz. Rulman için tasarım yapıyoruz. O yüzden sadece rulman noktalarındaki kritiklere bakıyoruz. Yani shaft'ın üzerindeki maksimumu bulup o noktaya göre rulman tasarlamayın. Burası çok önemli. Rulmanlar neresiyse o rulmanlar üzerindeki kuvvetleri bulacaksınız. Sadece onlardan maksimum olanı için tasarlayacaksınız rulmanı. Bunu söyleyeyim. Umarım şey olmaz. Yine hata yapan olmaz. Çünkü her sene elbet hata yapan oluyor söylememe rağmen. Şimdi tasarıma geçelim arkadaşlar. Artık rulman tasarımına geldik. Yani rulman tasarımından önce gördüğünüz gibi önce rulmanlar üzerindeki yükleri belirliyoruz. Hangi rulmanın üzerine daha yüksek yük varsa onun için tasarım yapsak bizim için iyi olur diyoruz.